90'lı yılların ortalarıydı. Temizlik firmam vardı. Fabrikalara da hizmet veriyorduk. Tabii fabrikalar evdeki temizliklere göre daha avantajlı oluyor. Halı yıkatıyorlar ve alan geniş olduğu için bir toplu bir para geliyor. Yoksa ev temizliğinle, evdeki koltukları, halıları yıkamakla bir firmanın ayakta durması mümkün değil. Zaten Türkiye'de hizmet sektörü, yani fiziken çalışarak para kazanılan sektörün ayakta durması mümkün değil. Mümkün değil. İnsanların ahlakından dolayı ve gelirlerinden dolayı mümkün değil, yani hizmet sektörlerinin ayakta durması. Muhakkak hile yapmaları gerekiyor. Ancak o şekilde ayakta durur. Neyse, benim işte fabrikalara ve büyük şirketlere hizmet veriyordum. Bunlara da bir aracı vasıta, tesadüf eseri bir aracı, bunlarla diyaloğu olan, bunlara hizmet veren, satış yapan bir firma kanalıyla onlar bana ulaştı. Ben onları bulmadım. Bundan dolayı da hizmet veriyordum. Hepsi, muhatap olduğum bütün insanlar çok kaliteli insanlardı. Yani bu bütün fabrikaların, şimdi bazı fabrikalarda normalde temizlik işi teknik müdürle ilgili iş. Fakat bazı fabrikalarda bu işlerle mimarlar ilgileniyor. Halbuki görevi değil mimarın. Bazen genel müdür ilgili, genel müdürün temizlikle ne alakası olur? Genel müdür işte bazen cins oluyor. Ondan sonra onlar ilgileniyor. Yani farklı iş yerlerinde, fabrikalarda farklı kişiler ilgileniyor. Farklı konumdaki kişiler ilgileniyordu. Yani benim muhatabım olarak onlar oluyordu. İki tane değişik mevzu anlatacağım. Biri iyi, biri kötü. Bir sigara fabrikasıydı, tütün fabrikasıydı Bornova'da. Hizmet veriyoruz. Ofiste çalışanlar, ama ofis dediğim kalabalık, yani 15-20 kişi. Çünkü yazışmalar demek ki o kadar çok ki, o kadar çok memur tutuyorlar. Memur kısmı. Kendi aralarında para toplayıp iki tane üniversite öğrencisi okutuyorlarmış. Ne kadar güzel bir durum. Yani hakikaten çok güzel bir durum. Benim ilk hizmet verdiğimde o tütün fabrikasına, Bornova'dakine faturayı, işim bitti, faturayı kestim. Muhasebecisiydi bana ödeme yapan. Dedi ki, biz dedi ofis çalışanları olarak, yani memurlar olarak iki tane üniversitede öğrenci okutuyoruz. Yardım etmek ister misiniz? Katkı sağlamak ister misiniz dedi. Ben de faturanın %10'unu dedim vereyim. İyiydi yani, fatura hatırı sayılır bir faturada, yani alacağım çek hatırı sayılır bir paraydı. Çünkü fabrikalarda toplu halı bölümü geniş oluyor. Alan geniş olduğu için iyi bir, yani evlere nazaran, ya evle kıyaslanamaz zaten. Ne olacak? Evde 40 metre en fazla, çünkü ayak basılan yerlerde halı olduğu için yatak odasında hani sadece ayak basma bölümleri var. İsterse 20 metrekare olsun,
Ama ayak basılan yerden halının 6-7, 8 metrekare halı çıkıyor yani. Bundan dolayı da en baba, hatırladığım kadarıyla, bir eve halı yıkamaya gittiğin zaman işte en fazla büyük de olsa ev, zaten büyük evlerden isterler halı yıkama işini. 40-50 metre halı çıkar. İş yer öbür taraflarda tabii 1000 metre çıkıyor. Ben böyle %10'unu kestiğince hoşuma gitti muhasebe işte müdürünün. Tabii o %10 oradaki memurların toplam verdiği. Çünkü sordum ben hani ne kadar veriyorlar kişi başına diye. Benim %10 onların toplam parasına denk geliyordu. Çok memnun oldu muhasebeci. Tabii onunla birlikte memurlar da, ben onlarla hiç görmedim memurları. Muhatap olmadım çünkü biz saat 5'ten sonra onlar çıkıyorlar, gidiyorlar. Ondan sonra gidip biz akşam mesai bitiminden sonra o halılar yıkanıyor. Hiç görmedim memurları ama takdir ediyorum. Yani kendi aralarında para toplayıp, yani maaşlarından işte kaç paraysa 50 lira, 100 lira ne kadar topluyorlarsa. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani o zaman daha 90'ların ortalarında, 1994-95 memurlar para toplayarak kendi aralarında, yani küçük paralarla çocuk, üniversite öğrencisini ihtiyaçlarını giderebiliyorlar yani. İşte ama bir yerde kalarak, ama karını doyuracak şekilde bunları karşılayabiliyorlardı. Paranın değeri açısından söylüyorum. Ondan sonra bu güzelliğe, bu memurların, güzel insanların yaptığı katkıya benim de el vermiş olmam, katkıda bulunmuş olmam beni memnun etti. Tabii ondan sonra daha sık, normalde fabrikada 2-3 senede bir çağırırlar halı yıkamak için. Bunlar daha sık çağırdılar. Tabii her seferinde ben %10'unun, faturanın %10'unu veriyordum seve seve. Böyle bir güzelliğe şahit oldum. Bu fabrikanın bir tanesinde böyle oldu. Belki diğerlerinde de vardır ama bana yansıtılmamıştır. Çünkü burada muhasebeci muhataptı. Her seferinde farklı oluyor bu iş. Yani benim muhatabım farklı kişi oluyor. Diğer bir tekstil fabrikasında, fabrika yalnız kocaman bir fabrika. Şimdi hep düzgün, yani 10 numara insanlarla ben muhatap oldum gittiğim yerlerde. O dönemin insanları öyleydi, kaliteli, omurgalı insanlar. Satın almacı. Burada benim muhatabım satın almacı. Ondan sonra dolaşıyoruz. Fabrikanın halılarının yıkanacak yerlerine dolaşıyoruz. Bende de 4-5 günlük sakal var. Her gün sakal tıraşı olamıyorum. Benim cildim yumuşak, sakallarım sert. Bundan dolayı da tahriş oluyor. Yani herkes gibi her gün tıraş olamıyorum. Muhakkak 3-5 günlük sakal oluyor bende. Muhakkak 3-5 gün. Öyle fazla olmaz. Bir haftayı geçmez yani. Şimdi dolaşırken fabrikayı, tabii yönetim bölümünü de dolaşıyoruz. Sahibinin, galiba sahibi Hollandalıydı. Öyle hatırlıyorum. Ama Türkçeyi net biliyor. Hollanda asıllı, yerleşmiş artık buraya. O da Halkapınar'da bir fabrika, büyük fabrika ama eski teknoloji. Yani teknoloji yenilememiş. Eminim şimdi oralara evler yapılmıştır, apartmanlar dikilmiştir.
Fabrikanın alanı çok genişti ve çok güzel yerdeydi. Ben genellikle fabrikanın içinde patronlarla karşılaşırım. Yani daha doğrusu bana söylerler patron diye. Çok azı muhatap olur, merhaba der. Yani şeyimiz olmaz yani. Onlarla bir sohbet olmaz, en fazla merhaba derler, o kadar. Ama tepeden bakanını hiç görmedim. Zaten ben yapamam yani, öyle tepeden hakir göreni, böyle şey yapanı. Hiç öyle müşterim yoktu benim. Ondan sonra işte satın almacı dedi, efendim dedi, halıları yıkatıyoruz da gösteriyorum dedi arkadaşa dedi, yıkanacak yerleri. Döndü dedi ki, teröristlerle mi çalışıyorsunuz, çalışıyoruz dedi. Yani çalışıyorsunuz işte fabrikaya hizmet verdiğimiz için. Ondan sonra şimdi ses cevap vermedi satın almacı. Bana hitaben, sakal var ya 4-5 günlük. 4-5 günlük ya, zaten rahatsız olurum yani. Ben 9 sene sakal bıraktım ama askerden döndüğümde bırakmıştım sakalı. Sonra kestim, bir daha da bırakmadım. Ondan sonra satın almacı kusura bakma dedi bana. Sakın dedi yanlış anlama. Bana da dedi. Benim de sakalım dedi senin gibi. Hani o insanlar anlar birbirimizi. Ben de dedi senin gibiydim dedi. Böyle ara sıra yani cildi dinlendirmek için dedi birkaç günde bir tıraş oluyordum. Bana da dedi söyleyince artık dedi bu benim mesleğim, ben burada çalışıyorum. Yani ben de nasibimi birkaç kere aldım, sakın dedi alınayım deme dedi. Sonra benim o şeyle tekstil firmasıyla hep diyaloğum devam etti. Ben onlara hep hizmet verdim ama patronundan böyle bir teröristlerle mi? Yani 4-5 günlük sakala terörist muamelesi yaptı. Hollandalıydı galiba sahibi. Ondan sonra böyle bir hep benim muhatap olduğum insanlar güzel insanlardı. Şimdi tabii onlar hepsi emekli. Çünkü 95'li yıllardan bahsediyorum. 1994, 95, 96 yıllarında. Zaten 30 yıl var. O zaman ben 30'lu yaşlardaydım. Onlar benden büyüktü. Genelde hep benden büyük oluyorlardı. Şimdi onlar, ben 60 yaşında olduğuma göre onlar 70'li yaşlarda. Eğer umarım yaşıyorlardır. Umarım huzur içinde yaşıyorlardır. Öyledir. Çünkü güzel insanların hakkı o. Güzel güzel şekilde yaşamak. Hepsini güzel insanların, bu çocuk okutan, onlara yardımcı olan insanların hepsine selam olsun.